Yozgat'ın şirin mi şirin bir köyünde biri kara yağız delikanlı, diğeri güzeller güzeli iki genç birbirine sevdalı. Ta beşikten onların sevdası. Ali'nin askerlik zamanı gelmiştir. Sevdiğiyle yine kırlarda dolaşırken bir gün der ki: "Sevdiğim, askerlik zamanım geldi." Ümmü ağlar, üzülür. "Ağlama sevdiğim," der Ali. "Sayılı gün çabuk gelir geçer. Bir bakmışsın gelmişim. Düğünümüzü yaparız. Kavuşmuşuz birbirimize." Ali askere gider. Askerden her gün sevdiğine mektup yazar. O zamanların amansız hastalığı vereme yakalanır. Bilmezler doktorlar hastalığının ne olduğunu. Günden güne erir Ali. Ailesine haber verirler. Sevdiğine, Ümmü'ye de gider kara haber. Daha önce hiç görmediği İstanbul'a hastaneye getirirler Ali'yi. Yüzü solgun, ölümün kıyısında. Tek dileği son kez sevdiğini görebilmek. Ali'nin ailesi fakirlikten gidemezler oğullarını görmeye. Ümmü perişan, Ümmü çaresiz. Sevdiğinin yanına gitmek ister ama babası bırakmaz. Dünya gözüyle son bir kez göreyim der babasına ama yine bırakmaz. Ali bekler, 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 gelen olmaz. Hastanenin odasından, pencereden gözü incir ağacına takılır. İncir ağacına bakarken gözünde anasını, babasını, güzeller güzeli sevdiğinin hayalini kurar. Artık dayanacak gücü kalmamıştır Ali'nin. Gözleri incir ağacına takılı, yumar gözlerini hayata. Ailesi fakirlikten dolayı cenazesini bile getirtemezler memlekete. İstanbul'da defnederler. O öldükten sonra kıyafetlerinin arasından bir mektup çıkar. Mektupta Ali'nin son sözleri şöyledir: "Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı, garip kaldım yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu."